Merhaba YouTube izleyicileri. Bugünkü konuğum Elif Ulu. Hoş geldin Elif. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Elif'in Instagram'ından gelen sorular müthiş. Yani öyle bir köşeye sıkıştıracağız ki bu videoda Elif'i. Şaşıracaksınız. Hemen hatırlatayım, Twitch linkimi buraya ekliyorum. Yayınlarda bekliyorum sizi. Gelin. Hazır mısın Elif? Hazırım. Sorular çok zor. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bilen biliyor beni. Vay, güzel. Tabii. En kolay sorudan başlıyorum. Tamam. Gitgide zorlaşacak. Nefret ettiğin bir YouTuber var mı? En kolay mı? Evet. Yani. Evet veya hayır? Hayır. Ben herkesi seviyorum diyor. Yani nefret çok büyük bir şey. Öyle o kadar bir şey beslemiyorum kimseye. Gerçekten kimseden nefret etmiyorum yani. Bir kişi geliyor şu an aklıma. Kim peki bu nefret ettiğin? Yani YouTube'u? Nefret değil ama bir böyle haz etmediğim biri var. Kim? Çok şey yapamıyorum. Ne yapamıyorum? Haz edemiyorum yani. Çok mutlu. Çok mutlu. Çok mutlu ve çok konuşuyor. Öyle. Musun? Hayır. Kıskanmak değil yani. Hani biri yani nasıl diyeyim? Samimi bulmuyorum. Sanki çok yapmacık gibi geliyor. Sürekli işte sizi seviyorum, işte iyi ki varsınız falan, bu tavırlardan çok hoşlanmıyorum. Takipçilerine mi öyle diyor? Evet. Sizin için yapıyorum, sizin için ediyorum. Bunu söylemen çok iyi oldu. Takipçilerini gerçekten seviyor musun? Hayır. Nasıl ya? Yani. Nasıl bir şey mi olsun? Apo. Şöyle. Şimdi görmedim, tanımadım, bir çayınızı kahvenizi içmedim. Siz beni tanımıyorsunuz. Benim size izin verdiğim kadar beni tanıyorsunuz. Ben sizi hiç tanımıyorum. Şimdi ben nasıl sevebilirim? Sevgi büyük bir şey benim için. Kolay bir şey değil. Sevmiyorumdan kastım işte benim ailem, işte sizin için yapıyorum, sizin için çekiyorum videoları falan filan. Öyle düşünmüyorum. Ben her şeyi kendim için yapıyorum. Ve de ya da şöyle söyleyenler var. İşte beni siz var ettiniz. Beni kimse de var etmedi. Ben kendimi sundum. Beni takip etmek isteyen etti. Bazılarınızın eğer bu yaptığı açıklamalar hoşuna gitmemiş olursa diye ben de bir açıklama yapmak istiyorum. Söyledikleri %100 doğru. Yani hiçbir insan hani ben işte sizin için ya da siz benim ailemsiniz falan, onları biraz geçeceksin. Öyle bir şey yok hakikaten. Yani biz her ne kadar kameraya konuşsak da dediği gibi biz hiçbirinizi görmüyoruz. Hiçbirinizi tanımıyoruz şahsen. Sizinle zaman da geçiremiyoruz. Ama şöyle de bir şey var mesela. İnsanların seni takip ediyor olduğunu bilmek, çok seni güzel, beğeniyor evet. olduğunu bilmek ayrıca güzeldir diye tahmin evet, ediyorum ben... değil mi? Instagram DM'de insanlarla konuşuyorum, dışarıda karşılaştım, takipçilerime çay kahve içtiğimiz falan çok oldu benim. Zaten bilenler vardır aranızda, yani burada olacağını düşünüyorum. Benim takipçilerim benim demek istediğimi anladı çünkü ben bunları zaten hep konuşuyorum. Anladım. Onlar anladı beni ve kırılmadılar, üzülmediler. Bura gerçekten seviyor musun? Gerçekten seviyorum. Evet veya hayır? Evet. Bara çıkmış. Yok ya, seviyor. Keşke buram çözeceğim, kapıdan çıksak. Bravo. Yani. Yani bir yıl oldu, doğru mu? 10 sene olmuş yok söyledi. Bir saniye, seviyor olabilir, güzel. 10 sene evvel. Burak'la çıkarken... Evlilik bağlı. Burak'la çıkarken başkasına yürüdüm. Gözler bir dönüyor. Cevap verin. Cevap verin. Şöyle. Direkt evet hayır. Evet veya hayır. Hayır diyeceğim. Hayır. Niye öyle? Evet çıkıyor. Çok net evet. Kesin. Baksana. Niye öyle gözler baksana. Nasıl ya? Makine hatalı. Hayır. Ya çünkü benim niyet... Ya ben arkadaşlarımla, erkek arkadaşlarımla biraz böyle labali hani çakalar yaparım. Onlar çünkü benim niyetimle alakalı olduğu için sayıldığını düşünmediğim için öyle bir şey yaptım. Hani böyle bir göz hani şeyi. Hani yürüyor gibi yaptım. Olsam da aslında yürümüyorum. Aynen. Diyorsun. Benim konuşma tarzım öyle. Öyle görünüyor. Yani şeyim vardı. Doğru benden söyleyeyim. Aşağı falan konuşuyor. Yürümemiş ya. Yani. Şimdi sevgi dedik, takipçi dedik, nefret dedik. Hiç aldatıldın mı? Evet. Ben her şeye böyle cevap veriyor güzel. Bakalım. Aldatıldım.
Canı sıkıldı kızım. 2 sene önce. Sen kaç yaşındasın? Nasıl oldu? Dünya ne hale gelmiş? 18 yaşında kız. 2 sene var ya. 2 sene çok oldu. Aldatmışlar kızı. Kim aldattı seni? Eski sevgilim aldattı. Eski sevgilim. Şu anki sevgilim aldatmadı. Babası aldatmış. Eski sevgilim anlattı. Ben onu sorarken ismini kastetmiştim. İsmini bilen biliyor zaten. İki tane yani sevgilim sevgilisi oldu. Olduğunu ben de tahmin edebiliyorum. Neyse, kimin aldattığını boş verelim. Şimdi gelelim esas noktaya. Sen aldattın mı? Yok, yapmaz ya. Niye yaptın? Bir de düşüneyim. Öyle demeyin mi sen de? Pamuk gibi kız. Öyle bir şey oldu ama aldatmaya girdiğini düşünmüyorum. Aldatmadım ya. Aldatmadım. Bir saniye. Aldatmadım. Hayır diyorsun. Hayır. Aldatmayı tanımam. Nedir, ne yapayım? Evet. Aldatayım. Aldatayım be. Şöyle, ama bunun... Tanımak lazım. Neye göre? Aklından mı geçirdin? Aklından geçmek bile bakıp aldatmadım çünkü. Evet, avukat bey sözünü söyledi. Buyurun Elif Hanım, söz aldatmış sizde. Derken yani benim eski sevgilim beni aldattığı için ben de onu aldattım. Ha. Büyük ihtimal makinemiz bunu çıkardı. Aldatmışsın. O makine her şeyi çıkartır. Bunu çıkardı. Yani. Ben onu aldattım. Ama aldatma sayılmıyor çünkü o biraz daha böyle... Olmaz. Hani, İntikam yani. Seni 5 kez aldatsın. Yaptım. Öyle böyle şey diye yaptım şimdi yani. Aldatma kötü bir şey. Ama aldatanı aldatmak da kötü bir şey. Yani. Kötü bir şey. Sen yapmasaydın ben de etmezdim. Keşke olmasaydın. Sasa kısas kötü bir şey. Ama bir yani hafifletici sebep diyerek içiyoruz. Şimdi anlattığın anılarla ilgili çok sorular gelmiş. Anlattığın anılarda yalan var mı? Gerek yok dedektöre diyorum. Cevabı alalım. Var. 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 Ama yalan onu anlatayım. O kadar. Fenomen. Bir dakika şimdi, bir dakika. Bakacağız hemen. Fenomen kim miymiş yoksa? Sen yalancı mısın? Sar mısın sen? Bravo, yalancısın. Var değil demek. Tamam, çünkü neden var? Benim o kadar ekstrem bir hayatım yok. İnsanlar sürekli anı videosu. Ne yaşıyorum ben hani? Ben de onu diyecektim şimdi. Hayır, ben onu diyeceğim. Aldatılmış, aldatmış, anılar doğru. Neler yaşamış mesela bu? Ama bir de şöyle bir şey var, takipçilerim hangisinin yalan olup hangisinin yalan olmadığını anlıyor. Mesela AVM'de hırsızlık olayı yalan. Salladım. O yalan. O yalan mesela. O kadarmış. Bir tane varmış. Diğerleri doğruymuş. Tamam, şimdi anılar bir tane yalan varmış. Az daha şey diyordum, anılar yalanmış diyordum. Diğerleri yaşanmış. Fotoğraflarınla ilgili çok soru geliyor. Özellikle fotoğraflarında Photoshop var mı diye soru gelmiş. Soruyoruz hemen. Zilhar yok. Hayır diyorsun. Asla. Bak hayır demiyor özellikle. Hayır. Şimdi oldu. Çok masum değil. Sizce var mı? Yok. Sizce var mı? Yok. Wow. Ne bu? Ha, ben çok kaşıyorum. Tebrik ediyorum bazı insanlar. Yok. Yok. Soru neydi? Yaptı. Bu da herkese kadar. Böyle gerçekten. Bir şop yaptığım düşünülüyor ama yapmıyorum. Gerçekten yapmıyorum yani. Gerek yok çünkü. Yapmıyormuş. YouTube'u para için mi yapıyorsun? Hayır. Ben zaten para için buradayım. Para için bir insan hiç değilsin ki. Değilsin ki, para için bir insan değilsin ki. Değişiyor hiç. Değilim canım. Gözlerinde dolar işareti var ama... Euro. Şu an euro fırlandı. Yok, euro fırlandı şu an. Dur bakacağız. Ya zaten şimdi birçok arkadaşımız da geliyor diyor ya, işte para için yapmıyorum deyince böyle çok şey olmuyor. Hani şimdi nezaketen yapmıyorum diyorum. Başlangıçta hani mesela daha çok ciddi paralar kazanılmazken başlayıp da yapanlar, evet hani başlamamışlar. Ama şu an hala ya birisi bir video çekiyorsa ve bunu yani koyuyorsa düzenli olarak para için yapıyordur. Elif sen sor, İbrahim Bey sen para için yapıyorsun diyorsun. Sor. Siz para için mi yapıyorsunuz? Evet. Kim yapmıyor ki? Babasının ailesi yapmıyor. Çok para kazanıyoruz. Vergi dairesi için peşimize düşecek. Bir gelecek bakacak, hesapta bir şey yok. YouTube'dan gelen yani. Eski sevgililerini stalkluyor musun? Ay. Kendini değerli hissedecekler. Hayır. Evet. Evet. Makine bozuldu.
Evet mi diyorsun? Evet. Yani önce hayır demişti. Yalan hani baktı çıkacak zaten. Yani evet. Ama hallerini görmek için. Benden sonra ne olmuşlar? Ha tabii. Aynen. Mesela biri TikTok'a başlamış. Keşke stalklamasaydım. Çok zordu görmek. Önceki videolarından utanıyor musun? Evet, utanmaklarım oluyor. Eğleniyor muyuz cevabı? Evet, evet. Herkesin mutlaka böyle utandığı bir videosu vardır. Benim de var mesela. Hangisi? Söylemeyeyim hangisi olduğunu. Tahmin edersiniz ya videoları izlerken. Eskilerden mi? Senin kanalını diyorum, diğer kanalından. Evet. Biliyorum ben. Biliyorsundur. Tahmin ediyorum. Takipçilerini hak ettiğini düşünüyor musun? Evet. Daha fazlasını da hak ettiğimi düşünüyorum. Çok da mütevazi bir insan. Öyledir. Doğru. Yine hop Burak'a geri dönüyoruz. Burak'tan ayrılmayı düşündün mü? Evet. Oh, buna da evet dedim. Tabii ki. Ayrıldınız mı peki? Ben ayrıldım bir kere. Sonra barıştınız. İki saat sürdü. İki saat sürdü. Çok sonra mesaj attı. Kim attı ilk mesajı? O attı. Çen bırakma beni dedi. Çen mi? Çene benzetiyor beni var ya. Sedrik evet, Çen. Doğru. Benzetiyor. Çenim bırakma. Peki hiç sosyal medyada yaptığın herhangi bir işten dolayı pişmanlık duydun mu? İşbirlikleri anlamında mı? İşbirliği olabilir, video olabilir, story ben olabilir. Ben işbirliği olarak alacağım. Evet, pişman oldum. Doğru. Hangisi? 17 yaşında sigara reklamı yaptırdılar bana. Ya. Ay. Evet. Şey değil mi, yasak değil mi zaten ya? Normal şartlar altında. Sigaranın lafını geçirmeyerek yaptırdılar. Ondan pişman oldum falan pistan. Çok düşük fiyatlara çok iyi para verseniz yapacak gibi. Hayır onu iyi fiyata yaptım da çok düşük fiyatlara bayağı iyi reklamlar yaptım yani. Peki sosyal medyayı bırakmayı düşündün mü? Tabii ki her gün. Ya düşündüm, kim düşünmez ki yani? Kime sorsanız evet der. Niye hem ekmeği para seviyorsun, hep ekmeğini yiyorsun, hem de bırakmak istiyorsun? Anladın mı bu işi? Ya şöyle soru... Evet mi, hayır mı? Evet. Bir de bunun üstüne böyle yapıyormuşum ama değil, doğru. Niye? Dürüstüm yani. İstemiş ya, Allah Allah. Ya çok büyük bir psikolojik savaş bence. İnsanları memnun etmek bazen yorucu olabiliyor yani. Kötü yorumlar olsun. Çok kötü yorumlar geliyor. İnsanların yani seni insanlar yönetiyor. Ya bugün onları... bile mesela Elif'in sorusuna yine çok alakasız bir şeyini yazmışlar bana. Ya Elif'e ne soralım diyorum. Bambaşka şeyler yazıyorlar. Hakikaten çok dengesiz insanlar var yani yorum yazan. O yüzden insanların psikolojik... Orada sürekli psikolojik bir savaş derken hani sürekli orada bir aktif olman gerekiyor. Sürekli gündelik hayatına bir şeyler paylaşman gerekiyor. Ama o gün mesela çok kötü bir gün yaşadın. Bir şey paylaşmak istemiyorsun ama insanlar direkt bunu farklı bir şekilde algılıyor. Bir de mizah olunca, mizah çok böyle göreceli olduğu için çok hakaret de içeriyor aynı zamanda. Hakaret sen mi ediyorsun, onlar mı sana ediyor? Onlar ederse ben de ederim. Altında kalmam diyorsun. Hiçbir şey. Yani ne bu soruyu sorsam mı sormasam mı? Nur attın mı hiç demiş. Abi sorma be, aileniz diyor ya. Hayır atmadım. Atmadım. Biz realciyiz falan. Dur. Bunu sorma diyoruz ona söyledi lafa bak. Bu soru da çok gelmiş. Ailenle görüşüyor musun? Bismillah. Evet veya hayır diyelim. Ama gerçi bir kısmında diyorsan evet veya hayır şeyi yok. Evet, aile saydığım tarafla görüşüyorum. Yine ince bir cevap. Ama burada bir sıkıntı olduğunu söylüyor bize dedektör. Açıklamak istersen. Babamla görüşmüyorum, biliyorlar zaten. Ha biliyorlar. Bu kadar da başka bir şey demek. Bir onunla görüşmüşsün ya da diğerleriyle görüşürsün. Evet. Canım ailem, ailemi seviyorum. Annem. Sosyal medyadan dolayı mı acaba? Yok. Ha başka şey. Okey. Elif'cim sorular bitti. Sorular bence güzeldi. Bence de güzeldi. Çok teşekkür güzel ediyorum. De cevap verdin. Ben teşekkür ederim. Çok dolda bir kız Elif. Hiç yani video öncesinde de hani soruları böyle göz geçirdik. Hiçbir soru çıkartmadı.
utanmazın teki ya. Arsız, şerefsiz. Yok, yok. Şaka yapıyorum. Çok dobra bir kız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatmayı ben konuklarımdan rica ediyorum. Tamam. Ben mi kapatıyorum? Evet. Ben kendi kanalımda beceremiyorum giriş çıkışları. Tamam. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, İbrahim abi beni ayarladığı için. Yok, öyle bir şeyim yok. Bırak. İbrahim abi beni ayarttı için. Çocuğum yaşında. Yok öyle bir şey. Hayır. Buraya çağırdığı için, konuk ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzeldi. Düşündüğünüz gibi değil, açıklayabilirim. Güzeldi, korktuğum hiçbir şey yoktu. Zaten beklediğim sonuçlarla karşılaştım, beklemediğim bir şey yoktu. Kanalına abone olun, like atın, yorum yapın. Böyle, ben böyle diyorum kanaldan. Peki, hani bunu sormadım ama şimdi aklıma geldi, videoyu da kapatıyoruz. Acaba şu soru gelse korkarım dediğim bir şey var mıydı hiç? Yok. Keşke bunu sormasalar falan dediğin hiç oldu mu? Bakalım. Aha yalan. Şaka yapıyorum, buna bakmadım. Görüşürüz. Bye bye.